onurla sürdüren kurultaylarının 10.sunu hayata geçiriyoruz. Ayrıca dil anlatan kısa tanıtım filmini izleyeceğiz. Buyurunuz. Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de ile yarışır yüksekliğe eriştirmektir. Kurulduğu ilk günden itibaren 1951'de süreli yayınlara başlayarak güncel dil ve edebiyatlarının dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmaları, çalışma toplantısı, sempozyum ve panel gibi etkinliklerin yanında halka, özellikle de genişlenen yeni binasına geçerek kütüphane, kitap satış yeri, konferans ve toplantı... Milli istek dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Takvimler 1934 yılını gösteriyordu. İkinci Türk Dil Kurultayı için Gazi Mustafa Kemal bir marş bestelemişti kurultay için. Ülkemiz Türkiye Yüzyılına girmeye hazırlanırken kurumumuz da Türkiye Yüzyılında yeni mekan, yeni ufuklar ülküsüyle yeni hizmet binasına taşınmış olmanın heyecanını yaşamaktadır. Bağlı olduğumuz Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile birlikte 4 kurumun aynı çatı altında hizmet vereceği binamızda Türkiye Yüzyılının 16 bileşeninden özellikle bilim, yenilik, etkinleşim, iletişim, dijital dönüşüm, üretim, verimlilik ve istikbal gibi ilkeler kurumumuzun görev ve sorumluluk alanlarıyla birlikte kılavuzumuz olacaktır. 70 yıldır Türk diline yuva olan eski hizmet binamızı Türkçe Müzesi yapma arzusundayız. Bu müze, Türkçenin sadece bir dil olmadığını, aynı zamanda bir milletin tarihini, kültürünü ve medeniyetini taşıyan bir hazine olduğunu bir kere daha hatırlatacaktır. Türkçenin gücünü ve farklı coğrafyalarda nasıl hayat bulduğunu gösterirken, genç kuşaklara dil bilincini aşılayarak dilimize sahip çıkmanın önemini gösterecek, Türkçe için çalışmanın neden hayati olduğunu hatırlatacaktır. Türkçemiz, dünyanın en kadim dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir. Hikmet arayışımızı Türkçemizden başlatmalı, hep birlikte dünya dili Türkçe demeliyiz. İlkokul ve ortaokulda Türkçe, liselerde Türk dili ve edebiyatı derslerinde dinlenmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi projesi hayata geçirildi. Akademik bir yayın olan Peşte'de başladı. Janosz Rzepicki, 1850 yılında üniversitede ilk olarak Türkçe, Kartsaklı, Gyula Nemeth bayrağı devraldı. Nemeth, 1964 yılı kanlığına İspan Masari getirildi. Masari'nin ayrılmasının ardından... ...Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 1989 yılı sonunda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümüne yer aldı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürdü. 2003'te Türk